Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanlığı'nda Ekim ayı divan toplantısı yapıldı. İl binasında yapılan toplantıya İl Başkanı Önder Narin, İl Sorumlusu ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Ali Karaduman, İl Gençlik Kolları Başkanı Genç Osman Gündüz, Ankara'dan toplantıya misafir olarak katılan Akıncılar Derneği Genel Sekreteri Nurhan Keleş ile partinin il ve ilçe teşkilat üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan İl Başkanı Önder Narin, Kayseri'nin sorunları ve yürüttükleri çalışmaları anlattı. Biz burada yeniden Refah Partisi'nin İl divan toplantısını yaparken herkese örnek olmaya çalışıyoruz. Her partiye örnek olmaya çalışıyoruz. Eleştirimizi yaparken yapıcı eleştiri yapmaya çalışıyoruz. Doğru eleştiriler hususunda konuşmaya çalışıyoruz. Her konuda konuşmak doğru bir şey olmadığını görüyoruz ama önemli konularda her hususta dile getireceğimizi de söyledik. Dolayısıyla bizim Kayseri'de Yeniden Refah Partisi olarak il divanlarımız gümbür gümbür geçiyor. Toplantılarımız gümbür gümbür geçiyor. Teşkilatlarımız gerçekten çok sağlam teşkilatlarla geliyoruz ve artık alternatif olduğumuzu herkes görüyor. Akın akın Yeniden Refah Partisi'ne dönüşler, üye olmalar ve hizmetler başlıyor. Biz bundan çok hoşnutuz, çok memnunuz. Çünkü Kayseri hak ettiği yerde değil ve hak ettiği konumda değil. Kayseri bir mezra olma, bir köy olma yoluna doğru gidiyor maalesef. Dolayısıyla bizler bu hususta Kayseri'ye yapılacak projelerimiz var. Kayseri ile ilgili projelerimiz var, derdimiz var. Kayserili vatandaşların yaşam kültürünü, yaşam seviyesini yükseltme konusunda, bu ekonomik buhrandan çıkartma konusunda bizim Türkiye ve Kayseri konusunda projelerimiz, dertlerimiz var. Biz bu dertle dertlendik ve projelerimizle ortaya çıktık. Bundan sonra daha büyük projelerle açıklayarak geleceğiz ve görecek ki Doktor Fatih Erbakan Kayseri'ye ve geldiği zaman da gördüler ki Türkiye vizyonlu bir lider, alternatifin olduğu bir lider, artık kim var derken biz buradayız diyen bir lider, doğruları söylemekten hiçbir zaman korkmayan, çekinmeyen, aynen Necmettin Erbakan hocamızın yaptığı gibi oğlu da inşallah kendisi gibi doğruları kim olursa olsun karşısındaki, hangi millet olursa olsun, hangi devlet olursa olsun, vatan, millet ve din, bayrak dendiği zaman kutsal değerlerimize saygı konusunda ne olursa olsun vatandaşımızın yaşamına dokunan her şeyle alakalı karşısına hangi millet gelirse gelsin dimdik ayakta durarak açıklamalarını söylediğini görüyoruz. Hem aşı konusunda hem bu son yapılan Paris İklim Anlaşması konusunda yapılan anlaşmaları bağıra, çağıra, basın toplantısıyla milletimizin menfaati yönünde nasıl bir zararı var, nasıl bir ileriye dönük bize dönük zararlar var anlatmak için basın toplantısı düzenliyor ve milletimize gerçekleri anlatmaya devam ediyor. Bizler de Kayseri'den genel başkanımızın bir temsilcisi olarak vizyonunu, görüşünü Türkiye'ye aktarmak ve Kayseri'ye aktarmak için buradan dilimizin döndüğünce, elimizin gücümüzün yettiğince teşkilatlarımızda inşallah vatandaşımızın yanında oluyoruz ve olacağız. İncesu ilçe başkanımızın ürettiği bir burada sloganımız var. Çok güzel bir slogan. Ya yeniden refah ya ebedi eyvah diyoruz. Meydanda gelirken gümbür gümbür ışıklar var. Çok güzel ışıklar var. Kısa bir şey dikkatimi çekti. Başkanımızın da dikkatini çekti yürürken. Meydandaki Atatürk heykelinin ışıklandırması çok zayıf. Dolayısıyla bunu da bu kadar Cumhuriyet Meydanı'nda varken buradan sesleniyorum. Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelini yakışır bir şekilde aydınlatalım lütfen. Kayserimize yakışır bir şekilde her yerden görünecek şekilde ışıklandıralım. Sönük ışıklarla inşallah karartmayalım onu. Belki diyecekler ki burada ya ne alaka filan da bizce çok büyük alakası var. Bu ülkenin İnşallah kurtarıcısı denilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeline hepimiz inşallah ışıklı bir şekilde görmeyi arzu ederiz. Hiç kimseye kesinlikle çaresiz değildir. Sağa baktığınızda Yeniden Refah, sola baktığınızda Yeniden Refah, karşınıza baktığınızda Yeniden Refah var. Umudunuz, çareniz Yeniden Refah olarak 94 ruhuyla inşallah herkesin söylediği 94 ruhu ama refahta yaşanan. Ne ismimiz değişti, ne amblemimiz değişti, ne hedefimiz değişti, ne amacımız değişti. Sadece araçlar değişti. Biz bu araçları 2021 yılının
araçlarını bilerek ve teknolojisini bilerek güçlü kadrolarımızla gelerek buna uygun bir şekilde realize edip hep birlikte inşallah iktidara geleceğiz ve çok kısa bir sürede de vatandaşımızın bu dar cenderinin çıkmasını hep birlikte göreceğiz.